Merhabalar, bu videoda gördüğünüz bu PCB kartını CNC ile nasıl yapacağımızı göreceğiz. Videoya başlamadan önce kısaca kanal konseptimden bahsetmek istiyorum. Kanalımda elektronik, 3D yazıcılar, devre kartı tasarımları, 3D modelleme, Arduino uygulamaları gibi faydalı içeriklere yer veriyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir, açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. İlk adım olarak işleyeceğimiz PCB'yi CNC makinesine sabitliyoruz. Ben sabitleme yaparken çift taraflı bant kullanarak yapıştırmayı ve kenarlarından da sabitleme kelepçeleriyle sıkıştırma yöntemini kullanıyorum. Bunun sebebi PCB'nin profil kesim işlemi esnasında CNC tablasında sabit kalmasını sağlamaktır. PCB plakayı sabitledikten sonra kazıma işleminin düzgün olabilmesi için yükseklik haritası çıkarma adımına geçip CNC'nin bu adımı tamamlamasını bekliyorum. Bu işlemi yapabilmeniz için CNC makinesinde probe özelliğinin bulunması gerekmektedir. Bu işlem kesim alanındaki yüksek bölgeleri algılayıp bize ekranda gördüğünüz bu haritayı çıkaracak. And I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Bu işlem tamamlanana kadar siz de kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca video açıklamalarındaki bağlantıyı takip ederek WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Haritalama işlemi tamamlandıktan sonra sıradaki adım olan kazıma işlemine geçeceğiz. Burada aslında belli bir sıralama yok. Fakat ben size anlattığım sıralamada PCB kazıma işlemini yapıyorum. Kazımaya başlamadan önce plaketin bakır yüzeyine yağ süreceğiz. Ben bu adımda bebek yağı kullanıyorum. Bu yağ kazıma esnasında takımın hasar almasını önleyecektir. Kazıma işleminde piyasada V-Bit ya da gravür adıyla bulunan bu takımı kullanıyorum. 30 derece açılı ve 0.1 mm uç kalınlığına sahip olan bu takımı hassas kullanmazsanız ilk daldırmada ucunu kırmanız kuvvetle muhtemeldir. Hazırlıklar tamamlandı, artık kazıma işlemine başlayabiliriz. Kazıma işleminde ben hem takımı kırmamak hem de PCB'nin düzgün çıkabilmesi için kademeli olarak gidiyorum. İlk başta 0.7 mm daldırma yapıp sonucu gözlemliyorum. Bu PCB'de 0.7 mm biraz fazla geldiği için makineyi durdurup kazıma yüksekliğini 0.5 mm olarak ayarlayıp yeniden başlattım. Bu sefer güzel bir kazıma oldu. Kazıma esnasında diş fırçası ile bebek yağı takviyesine devam edip ucun hem soğumasını hem de yağlı kalmasını sağlıyorum. Bu işlem tamamlanana kadar siz de kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca video açıklamalarındaki bağlantıyı takip ederek WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Kazıma işlemi tamamlandıktan sonra PCB'yi hafifçe zımparalayarak kazıma işlemini kontrol ediyorum. Sonrası plaka üzerindeki fazla yağ ve bakır artıklarını peçete ile siliyorum. Kazıma işlemi sonrasında PCB bu şekilde görünüyor. Sırada delme işlemi var. Ben burada en küçük deliklerden başlayıp sırasıyla delme işlemlerini yapıyorum. Bu
Bu işlem tamamlanana kadar siz de kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca video açıklamalarındaki bağlantıyı takip ederek WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost. En son olarak da profil kesimini gerçekleştirip PCB'nin CNC üzerindeki işlemlerini tamamlıyorum. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Profil kesimini iki seferde yapıyorum. Bu işlem kesimin hem rahat hem de daha düzgün olmasını sağlıyor. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra PCB üzerindeki talaşları temizleyip PCB'yi düz tornavida yardımı ile CNC tablasından çıkarıyorum. İşlem sonrasında bu şekilde görünüyor. PCB'yi son haline getirmek için 220 grit takoz zımpara ile çok fazla bastırmadan dairesel hareketler ile zımparalıyorum. Burada kazıma esnasında oluşan kabarmalar ve fazla talaş artıkları gidecektir. Zımparaladıktan sonra artık PCB son halini almış oldu. Tüm prosesler sonrasında PCB bu şekilde görünüyor. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.